Geometri 2'de şunları bilmem lazım. Ne olmadı? Yapmamız gereken şu mesela. İlk önce yarımaçı formülleriyle ilgili konuşalım. Ha aynen. Sinüsün yarımaçı İnsan. formülü mesela sinüs 2x'i biz ne diye parçalayacağız? Sinüs İnsan. x artı x diye parçalayacağız. Sonra slogan söyleyeceğiz bir tane. Sinüsün sloganı Sinkos gider. sinkos sinkos Aradaki gider. işaret Aradaki değişmez. işaret değişmez. Güzel. Sinkos sinkos gider. Aradaki işaret değişmez yazdık. XX, XX açılar x'de x olduğu için. Aradaki işaret artı oldu. Kaç tane sin x cos x oldu? İki 2 tane. tane. O zaman sinüsün 2x olan açı yarım İki açıya düştüğünde parantezinde 2 sin çarpı sin x sin çarpı kos. cos x çıktı. Birinci Ha. bilmemiz gereken formül bu. Peki onun dışında kosinüsün yarım açı formülünde aynı şeyi yapalım. Sin Kosinüs kos kos 2x'i gider, sin sin gider. çok Aradaki güzel. işaret değişir. Sloganımız neydi? Kosinüs kös kös sin sin gider. Ya Aradaki da işaret sin sin değişmiyor. kos kos gider. Sin sin kos kos gider. Aradaki işaret ne yapar? Değişmiyor. Değişir. Yani artıysa buraya eksi olur. X, X, Evet. X, X yazdık. Peki burayı ters yazdık aslında. Nasıl olacaktı? Kosinüs kos 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 sin sinsin. sin gider. Aradaki işaret değişir. Sloganımız böyleydi. Aynen. O zaman X, 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 X yazdığımızda elde ettiğimiz sonuç burası kos Kos çarpı kare kos, eksi sin kos kare. kare X eksi sin kare X elde ederim. Onun dışında ise şöyle şeyler yapabilirim. Biliyorum ki ben ne biliyorduk? Sin kare x artı kos kare x'in ne olduğunu biliyorsunuz. 1. 1. Peki dolayısıyla sin kare gördüğün yere 1 eksi ne yazabilirsin? Kos Kos kare. kare. Peki sin kare gördüğün yere 1 eksi kos kare yazıp düzenlersen bu 2 formül kos ne kare olacak? eksi 1. Eksi 1 eksi ile eksi artı 2 tane kos kare x eksi 1 oluyor. 2 tane kos kare x eksi 1 oluyor. Aynı şekilde hocam peki ben kos kare yerine 1 eksi sin kare yazsam. Kos kare yerine 1 eksi sin kare yazsam ne olur? Bakalım kos kare x eksi sin kare x de kos kare yerine 1 eksi sin kare 1 eksi yazdığınızda 2 1 sin eksi kare. 2 tane sinüs kare x çıkar. Dolayısıyla buradan ne öğrendik biz? Pardon. Şunları öğrendik. Sinüsün formülünün 2 çarpı sin x çarpı cos x olduğunu, kosinüs 2 x'in ise 3 tane formülü öğrendik. Birincisi cos kare x eksi sin kare x. Değil mi? İkincisi 2 tane cos kare x eksi 1. Bir diğeri 1 eksi 2 sin kare x. Bunları bilmemiz lazım. Kosinüsle ilgili 3 tane formül. Peki başka yarım açı formülleri kim var? Tanjant. Tanjantım var. Tanjantın kim türetelim? Buna da bir slogan öğreteceğiz. Tan kare x miydi şey? Bakalım. Ayrıcı. Yani yok sloganı unutma. Sloganı. Onu ben şöyle aklımda tutuyorum. Şimdi sinüsün sloganı neymiş? Sinüs sin kos gider aradaki işaret değişmez. Kosinüsün sloganı kosinüs kos kosinüs gider aradaki işaret değişir. Tanjant da şöyle yapacağız. Tanjant 2x'i tanjant x artı x yazıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Sloganımız gördüğünü yaz. Gördüğümü yazıyorum. Tanjant x artı tanjant x bölü 1 artıysa eksi çarpımları. Tan kare x. Evet, tanjant x çarpı tanjant x. Yani ne oluyor buradan? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x bunun açılımıdır. Peki, bunları bilmemiz kafidir. Kotanjantta ise onu da söyleyelim. Kotanjant 2x'i de şöyle yapacağım. Biliyorsun tanjantla kotanjant birbirinin Ters mi? çarpmaya göre ters. Yani Çarpmaya göre. ters çeviriyorsun değil mi? Aynen. Dolayısıyla burada slogan nasıl olur? Gördüğünü nereye yazacaksın? Paydaya. Haydi. Yani kotanjant x artı kotanjant x. Değil Evet. mi? Şöyle olacak. Peki burada şu da yer değişecek. Mesela burada 1 eksi çarpımları ya. Ha, oradan Çarpımları eksi çarpımları 1. eksi Evet, bir. burada o da ters oluyor. Kotanjant x çarpı kotanjant x artıysa eksi eksi 1 yazıyoruz. Çarpımları eksi 1 oluyor. Bu da tam tersi oluyor. Yarım açı formülleri bu kadar. Yarım açı formüllerini şöyle başka ne söyleyeceğiz? Peki bir de burada şey bileceğiz herhalde. Onun adı. Bu sinüs teoremi ve kosinüs teoremi diye bir şey var. Ha evet hocam Evet. onlar. Onları da hatırlatalım. Şimdi sinüs teoreminde şöyle yapıyorsun. Ne onun adı? Bir tane ya da ilk önce bu kosinüs teoremini yazalım. Alfalı bir açı Kosinüs açısından. teoremi diyelim. Evet. Buna ben şöyle A diyeyim. B kenarı diyelim. C diyelim. B'nin karşısındaki kenarın uzunluğuna küçük b birim alalım. C'nin karşısındaki kenar küçük c birim. A'nın karşısındaki a birim uzunluk olsun. Peki.
Şu açıyı A derece açıyla, bunu B derece açıyla, şunu da C derece açıyla simgeleyebilirim. Peki kosinüs teoremi şunu diyor. A açısına göre kosinüs teoremi yazıyorsam, A'nın karşısındaki kenarın karesi A kare eşittir. Evet, B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının kosinüsü. Yani kime göre yazdık biz? A'ya göre. Burası kosinüs A olacak. Hocam B'ye göre yazsak, B açısına göre B'nin karşısındaki kenar kim? B kare. Orayı hipotenüs gibi düşüneceksin. A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B oldu. Böyle açabiliriz. C için de yazmamıza gerek yok. Bu arada örneğin bu A açısı için konuşursak, mesela A açısı için konuşursak, eğer buradaki A'yı biz 90 derece alırsak, 90 derece alırsak, cos 90 0 olacağı için bura komple ne yapar? Gider. Karşındaki şey, yani A açısı 90 ise bu ne oluyor? Pisagor teoremi. Alın size Pisagor teoremi. A kare eşittir B kare artı C kare çıktı. Kosinüs Pisagor'un annesi, yani formül ondan türetiliyor. Pisagor bundan türetilir diyelim. Peki bir de sinüs teoremini tanıtacağız şimdi. Sinüs teoremini tanıtalım. Peki hemen sinüs teoremi ile ilgili konuşursak onu da söyleyelim. Evet, sinüs teoremi ile ilgili de şöyle konuşalım hemen. Şimdi sinüs teoreminde hemen üçgenimizi yine çizelim şöyle üçgen. ABC'ye yazdık. Bir tane de buna çevrel çember çiziyoruz. Çevrel çemberin merkezi şurası. Buraya da R diyoruz. Yine burada A açısının karşısındaki kenarın uzunluğuna A, B'nin karşısındaki kenarın uzunluğuna B, buna da C dedik. Sinüs teoremi şöyle diyor. A bölü karşısındaki açının sinüsü, A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B. Evet. O da eşittir C bölü sinüs C. O da eşittir 2R. Bu formüle sinüs teoremi deniyor diyelim. Trigonometri 2'de şu anda bilmemiz gereken yerler bu kadar. Bilmek kafi. Bunlar yeterli.